Merhaba gençler. Bugün sizlere dinamik web sayfaları yapmayı göstereceğim. Dinamik web sayfaları yapmak için kullanacak olduğumuz etiketlerden ilki form etiketi. Form etiketi kullanıcıdan aldığı bilgileri bize web sayfasını yapan tasarımcıya gönderen bir etiket. Şimdi form etiketini kod olarak nasıl kullanacağız? Onu göreceğiz. Form etiketi ilk önce HTML body etiketlerin arasında kullanılır. HTML açıyoruz ve kapatıyoruz. Body açıyoruz ve kapatıyoruz. Ve form etiketini açıyoruz ve kapatıyoruz. Form etiketimiz bizim en önemli etiketimiz. Eğer form etiketini düzgün yazmazsak bilgi girişi için kullanmış olduğumuz input, ondan sonra text area, select gibi nesnelerden aldığımız bilgileri kesinlikle kullanamayız. Bunu kullanmak için muhakkak ne yapmamız gerekiyor? Form etiketini doğru şekilde yazmamız gerekiyor. İlk önce form etiketin action parametresini anlatacağım. Action parametresi ne için kullanılıyor? Action parametresi girilen bilgilerin hangi adrese yönlendirileceğini belirten bir parametre. Action eşittir. Şu şekilde yazarsanız mail to iki nokta üst üste şu şekilde yazarsanız mail adresine ne yapmış olursunuz? Girilen bilgileri aktarmış olursunuz. Daha sonra action parametresinden sonra metot dediğimiz kısım var. Metot kısmında girilen bilgilerin ne şekilde karşı tarafa aktarılacağını belirtiyor. Metot yazıp post tipinde veri gönderimini sağlayabiliriz. Daha sonra target deyip iframe içerisinde kullanacaksak iframe'in ismini yok hayır yeni bir sayfada görüntülensin istiyorsak alt-tire blank özelliğini belirtmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra artık formumuz çalışır hale gelecektir. Son haliyle bir kaydedelim. Bunu kaydedip gün tarihli klasörün içerisine form örneği ismiyle ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Evet, bu şekilde kaydettik. Şimdi form etiketin içerisinde kullanılan diğer etiketleri inceleyeceğiz. Unutmayın, input etiketi en çok kullanılan etiketlerden bir tanesi. Ve bu etiket sayesinde text kutuları oluşturup ve bu text kutularından bilgi girişi yapmamız mümkün. Text kutusu oluşturacağım. İlk önce asfalt bilgi girişini yaptıralım. Asfalt bilgi girişini yaptırmak için asfalt yazıyoruz. Bir boşluk bırakalım ve input type eşittir text.
Bu yazı tipinde bir bilgi girişi olacağını belirtiyor. Name özelliği, name parametresi ise girilen bilginin hangi değişkende kaydedileceğini belirtiyor. Ad soyad bilgisini text tipinde girişini yap ve ad soyad isimli değişkenin içerisinde tut demektir bu. Size parametresi, input etiketinin size parametresi bizim oluşturduğumuz text kutusunun kaç karakterden oluşacağını belirten bir uygulamamız, bir parametremiz. 20 karakter genişliğinde olacak demektir. Size eşittir 20 dersek. Bir de max length özelliği var. Bu max length özelliği en fazla kaç karakter bir giriş yapılabileceğini gösterir. Max length'i de yazdık ve 20 olarak belirledik. Artık 20 karakter genişliğinde bir text kutusu oluşturduk. İçerisine de en fazla 20 karakter genişliğinde bir girişi yapılabilir hale getirdik. Son haliyle kaydediyorum ve form örneğini açtım. Gördüğünüz gibi artık içerisine bir girişi yapabilir hale geldim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. bakın kesinlikle kabul etmiyor. Yine düzgün bir isim soy isim yazdık ve ne yapalım şimdi? Başka bir etiket kullanalım. Bir sonraki etiketimiz input etiketinden sonra bir sonraki etiketimiz checkbox etiketi. Checkbox etiketi esasında input etiketiyle kullanılan bir parametredir. Bunun için şöyle bir uygulama yapalım. Örneğin cinsiyet olsun. Cinsiyet bilgisini girdireceğiz. Input etiketini kullanıyoruz tekrar. Input type eşittir. Check box. Checkbox özelliğini veriyoruz. Name eşittir. Hangi değişkende kaydedilecek? Cinsiyet. Size burada yok. Max length burada yok. Ve bir özelliğimiz var. Checked özelliği. Checked özelliği eğer eşittir true olarak belirtirseniz seçili halde ortaya çıkacaktır. Evet, bunu kapattık. Cinsiyet başına da bay yazıyoruz. Evet, seçili ise bay, seçili değilse bayan anlamı taşıyacaktır. Bu şekilde ne yapabiliriz? İki türlü veri girişi yaptırabiliriz. Kaydedelim ve F5'e basalım. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Cinsiyeti yazdırmış olduk. Ama checkbox olmadı. Sanırım yanlış yazdık. Checkbox tek bir harften dolayı bakın sıkıntı çıkardı. Tekrar F5 yapıyorum. Artık onay kutusu haline geldi. Cinsiyet kısmında bay bölümüne işaretleme yaparsanız değeri bay olarak seçili olmazsa bayan olarak gönderecektir. Bir de şurada bir BR etiketi ekleyelim. Input kısmından sonra bir BR ekleyelim. Bilhassa geçmesini sağlayalım.
Evet, cinsiyet bay. Peki, bir sonraki seçenek yine cinsiyeti girdirelim. Bu sefer cinsiyeti girdirmek için input etiketini kullanacağız. Fakat şimdi kullanacak olduğumuz radyo butonu. Radyo name eşittir cinsiyet. Bir de burada bu seçenek seçili ise value değeri by aktarmasını yapsın. Yani by isimli değeri cinsiyet isimli alana aktarsın. Burada iki tane seçenek olması gerekiyor. Bir tane de alt satıra geçireyim bunu. Bir tane de bayan isimli radyo düğmesi oluşturayım. Input type eşittir radyo. Name yukarıdakiyle aynı isim olması lazım. Name cinsiyet kısmında yine cinsiyet yazmamız gerekiyor. Value değeri bu sefer bayan seçildiği için hangi değeri döndürecek? Bayan değerini döndürecek. Bunu kapattık. Kaydettik ve F5'e bastık. Gördüğünüz gibi şu şekilde de cinsiyet girişi yapılabilir ya da radyo düğmesi yardımıyla bir girişi yapılabilir. Şu cinsiyet baydan sonra, checkbox'tan sonra ne yapalım? Bir satır boşluk bırakalım. Kaydettik. Tekrar F5'e bastık. Gördüğünüz gibi iki tane cinsiyet girişi farklı yollarla yapılmış oldu. Şimdi bir başka bilgi giriş şekli oluşturalım. Bu bilgi girişinde adres ya da açıklama gibi bir bilgi ya da görüş gibi bir bilgi girişi yapılsın. Kullanıcı, web sayfamızı ziyaret eden kişi görüşlerini belirsin ya da adresini belirsin. Adres çok uzun bilgi girişi gerektirdiği için input etiketiyle yapmamız biraz zor. Text area isimli bizim bir etiketimiz var. Text area daha uzun metinlerin bilgi girişi için tasarlanmış olan etiket tipi. Text area'yı kapattık. Bunun parametreleri şu şekilde. İlk önce name özelliğini yazalım. Adres bilgisi girecek olsun. Başına da ne diyelim? Adres. İlk harfini büyük hale getirelim. Evet, adres bilgisi girecek. Daha sonra with diye gençler. Calls özelliği kaç kolondan oluşacak? Kaç karakter genişliğinde olacak? 50 karakter genişliğinde olsun. 50 karakter yan yana girilebilir olsun. Rows ile de kaç satır yüksekliğinde olsun? 5 satır yüksekliğinde olsun. Şu araya, iki text araya etiketin arasına da buraya adres bilgilerimizi giriniz şeklinde bir ifade yazabiliriz. Kaydettim. Bir de şurada BR etiketi ekleyelim. F5'e bastık. Gördüğünüz gibi buraya adres bilgilerini girebilirsiniz dedi.
adres bilgilerimizi bu şekilde girebiliyoruz. Kaç karakter genişliğindeydi? 50 karakter genişliğindeydi. Satır yüksekliğimiz ne kadardı? Satır yüksekliğimiz ise kaç satırdan oluşuyor demiştik? 5 satırdan oluşuyor demiştik. Bu şekilde uzun bilgi girişleri için kullanacak olduğumuz bir etiketi de görmüş olduk. Şurada da ne yapabiliriz? Bir tane BR koyduğumuz zaman daha güzel gözükecektir. Evet, şu şekilde de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Text Area isimli etiketimizi de gördük. Bir de şu bilgi girişi kısmından şifreli bilgi girişi yapmamızı sağlayacak olan kısım var. Tipi var. Input etiketinin tipi var. Onu kullanalım. Şöyle diyelim. Şurada bir BR yaptıktan sonra alt satıra parolanız. Parola girişini neyle yapalım? Şifreli giriş şeklinde yapalım. Parolamız input type eşittir password name eşittir parola. Bu metin kutusunun içine girilen bilgiler parola isimli değişkende tutulsun demektir. Size bilgisini yine burada kullanabiliyoruz. 5 karakter uzunluğunda max length parametresi ise kaç karakterlik bilgi girişi yapılabileceğini belirtiyor. Evet, bunu da yaptık. Bir tane hemen BR ekleyelim. Kaydettim ve F5'e bastım. Parolamız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'yi girmek istediğimde kabul etmeyecektir. Bir sonraki başka var mı burada anlatmadığımız text array'i anlattık. Evet, açılır menüler. Örneğin bölümünüz diye bir seçenek eklemek istedim. Bölümünüz veya eğitim durumunuz diyelim. Eğitim durumunuz. İki nokta üst üste koyuyorum. Bu etiketimizin ismi select. Select açılıp kapanan türde bir etikettir. Bunu unutmayalım. Muhakkak select'i kapatmamız gerek. Select'i açtık, kapattık ve şunu da alt alalım. Daha düzgün gözüksün kod kısmında. Select ile oluşturulan araya aynı liste etiketlerinde olduğu gibi alt seçilebilir liste elemanları ekliyoruz. Option bizim her bir açılır listede oluşturabileceğimiz seçenekleri açılır listeye ekleyen neyimiz? Etiketimiz. Üniversite aynısını kopyaladık. Ctrl C, Ctrl V. Burası lise. Ortaokul. İlkokul. Evet, bu şekilde oluşturduk ve kaydettik. Daha sonra da F5'e bastık. Artık açılır listemiz hazır. İlk yazdığımız seçenek her zaman en üstte yer alacaktır. Üniversite açılır listemiz bu şekilde açılıyor ve istediğimizi seçebilir hale geliyoruz.
kod kısmına geçtik. Select'ten sonra yine bir değere ekledik. Bir sonraki etiketimiz açılır menülerden sonra evet, butonlara geldik. İki tip butonumuz var gençler. İki tane butonumuz var. Bir tanesi input etiketiyle kullanılıyor. Type eşittir submit. Submit derseniz girilen bilgileri, yani şu form nesnesinin içerisinde girilen şuraya kadar olan tüm bilgileri hasankara@hotmail.com adresine gönderecek olan bir buton oluşturmamızı sağlıyor. Input type submit dedik. Daha sonra value değerini gönder yazarak bir harfini büyük yazabilirsiniz. Daha düzgün gözükür. Gönder isimli butonumuzu oluşturmuş oluruz. Evet, gönder butonumuz oluştu. Bir kontrol edelim. Cinsiyet bay olsun. Şuradan bayı seçelim. Tekrar buraya da Gazi'mi yazalım. Para var. 1, 2, 3, 4. Eğitim durumu lise olsun. Göndere bastık. Göndere bastıktan sonra bizim eğer Outlook isimli mail gönderme programımız ayarlı ise ne yapıyor? Girilen bilgileri Outlook programında belirttiğimiz adrese gönderiyor. Evet, gördüğünüz gibi ad soyad Ali Ak, cinsiyet, bakın burada bay girilmiş radyo cümlesiyle value değerini hangisini belirttiysek onu seçili hale getirdiğimizde değişken olarak cinsiyet isimli değişkene o değeri aktarıyor. Adres Gazemir, parola 1234 şeklinde mail olarak girilen bilgileri bize aktarıyor. Evet, şimdi bir de şu bilgileri temizlemek için reset isimli bir düğmemiz var. Onu gösterelim. Yine input etiketiyle kullanılıyor. Fakat tipi reset. Value özelliği bizim butonun üzerine yazacak olduğumuz ifadeyi belirtiyor. Reset butonu bütün formun içinde girilen bilgileri temizlememizi, silmemizi sağlıyor. Göndermeden temizlememizi sağlıyor. Şimdi onu kontrol edelim. Şuradaki bilgiler girilmiş durumda. Bir tane bilgi girelim. Evet. Şuradan da bayanı seçelim bu sefer. Temizliğe basıyorum bakın. Liseyi seçtim. Temizliğe bastığımda ilk sayfa yüklendiğinde nasıl ekrana geliyorsa o hale getiriyor. Bütün girilen bilgileri default değerlerine döndürüyor. Evet, burada form elemanlarını gördük. Bu form elemanlarından tek bir tane şu ders notları içerisinde yer almayan bir bilgi kaldı. Bir etiketimiz kaldı. Onu da göstereyim. Dosya yükleme etiketi. Şu kısma input type eşittir file yazıyoruz. Name kısmına ise dosya adı kapatıyoruz. Başına da resminizi seçiniz şeklinde
bir ifade yazıyoruz. Resim dosyanızı seçmesi için bir dosya yöneticisi açmanızı sağlıyor. Kaydettim. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi resminizi seçin istedi. Dosya seçi seçtim. En basit haliyle bu. Resimlerim içerisinden eğer bir resminiz varsa, örnek resimlerden mesela krizantemi seçtim. Resmini seçtiğim dosya olarak ayarlıyor. Göndere bastığımda bakın resmin hangi dosya olduğunu belirtmiş oluyor. Bunların detaylı kullanımı daha sonra anlatılacaktır. Burada size ne anlattık bugün? Bugün form elemanlarını anlattık. Bir de gruplama özelliği var. Gruplama özelliği pek kullanmıyorum ben. Bunları daha çok tablonun içerisinde yerleştirerek daha düzgün bir görüntü elde edebiliyorum. Eğer siz bu şekilde form bilgilerini tasarlayıp formlarınızı bu şekilde oluşturursanız bakın çok kötü bir görüntü elde ediliyor. Eğer siz bunları tablonun içerisinde birinci sütuna ad soyad, ikinci sütuna text kutusu, birinci sütuna cinsiyet, ikinci sütuna checkbox kutusunu yerleştirirseniz ve bu şekilde bir yerleşim oluşturursanız daha düzgün, daha tertipli, düzenli bir form görüntüsü elde etmiş olursunuz. Tavsiyem form elemanlarını her zaman için tabloların içerisinde kullanmanız gerektiği. Size bir tavsiye daha bulunayım. Eğer tablonun çizgileri gözükmesin isterseniz border özelliğini sıfır yaparak ne yapabilirsiniz? Hiç çizgi kullanılmadan bu tablonun daha düzgün gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar hepinize sağlıklı günler dilerim.